ediyoruz. Uluslararası sistemde yaşanan dönüşüm beraberinde iletişim temelli bir mücadeleyi de ortaya çıkarmış durumda. Bunu hepimiz bütün faaliyetlerimizde görüyoruz, yaşıyoruz. Artık enformasyon savaşları çok hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve konvansiyonel savaşların bir parçası haline gelmiş durumda. Enformasyon savaşları giderek dezenformasyon savaşlarına dönüşmekte ve dezenformasyon savaşlarının eşliğinde uluslararası alanda çatışmalar ve savaşlar sürmekte. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş aslında bize bir taraftan da nedenli yoğun bir dezenformasyon savaşının da uluslararası alanı tahakküm altına alabileceğini gösterdi. Dezenformasyon operasyonları günden güne daha örgütlü, daha kurumsal bir hale gelmeye başlamış durumda ve uluslararası ilişkilerin ne yazık ki bir parçası haline almış durumda. Yine bu süreçte sosyal medya temelli operasyonlar ülkelerin iç politikalarına müdahale aracı haline gelmiş durumda ki bu noktada Türkiye bu süreçten en fazla etkilenen, bu anlamda sistematik dezenformasyon kampanyalarına en fazla maruz kalan ülke konumunda. Ve yine bu süreçte iletişim temelli bir dönüşümün yaşandığı, iletişimin uluslararası alanı tahakküm altına almaya başladığı bu süreçte önemli bir başka unsur da ülkelerin marka değeri ve kamu diplomasi faaliyetlerinin ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından giderek daha merkezi bir hal alması olmuştur. Dünya kamuoyunun özellikle COVID-19, iklim değişikliği, gıda krizi gibi bölgesel ve küresel krizlere yönelik ilgisi enformasyon ihtiyacını ciddi anlamda artırmış durumda. Elbette bütün bu süreçte, bütün bu iletişimin, enformasyonun, dezenformasyonun uluslararası alanı etkilediği bir süreçte Türkiye bir anlamda varlık mücadelesini vermeye, büyüme çabasını ortaya koymaya, diğer taraftan da kendi tezlerini doğru bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna anlatmak mecburiyetinde. Zira Türkiye bugün itibariyle bakıldığında gerçek anlamda bir düzen kurucu ülke konumunda, giderek etkinliğini artıran bölgesel ve küresel bir güç konumunda. Bu nedenle bu yeni dönemde küresel ve bölgesel krizlere çözüm üretmek üzere Türkiye diplomatik, siyasi, insani, askeri ve ekonomik anlamda olağanüstü bir çaba içerisinde ve bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi etkin ve itibarlı bir istikrarlaştırıcı bölgesel güce dönüştürmüş durumda. Ve bu bölgesel güçten küresel güce doğru evrilme mücadelesi de bugün bizim en önemli gayretimiz ve sizler bu sürecin başat aktörlerisiniz. Sizler büyükelçilerimiz olarak Türkiye'nin bu büyüme mücadelesinde, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde, Türkiye'nin küresel bir güç olma sürecinde sahada adımlar atarak, sahada gerçek anlamda başarılar ortaya koyarak bu sürece destek oluyorsunuz. Ve Türkiye uluslararası meselelerde böylelikle inisiyatif alan bir ülke konumuna gelmiş durumda. Bugün ülkemiz hem masada hem sahada diplomatik kazanımlar elde etmekte. Ve bu kazanımlar bölgesel çatışmalardan küresel sorunlara kadar uzanan bir yelpazede kendisini gösteriyor. Türkiye'nin hiç kuşkusuz artan bu öneminin arka planında Türkiye'nin son 20 yılda sağladığı büyük atılım var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi özgün bir modernleşme anlayışıyla yeni bir gelişme ve büyüme güzergahına sokmasıyla birlikte esas itibariyle Türkiye günden güne güçlendi. Ve Türkiye'nin bu artan önemi onu bölgesel ve küresel bir aktöre dönüştürdü. Başkanlığımız her şeyden önce ülkemizin tezlerinin uluslararası kamuoyuna anlatılması noktasında kamu diplomasisi aracını kullanarak bir kurumsallaşma süreci içerisine girmiştir. Her şeyden önce biz iletişimi milli bir mesele olarak görüyoruz. İletişimi teknik bir mesele olarak değil, siyasi bir
mesele olarak tasavvur ediyoruz. Ve Türkiye iletişim modeliyle Türkiye'nin çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyoruz. Türkiye iletişim modeli etkili ve yüksek profilli bir modeldir. Türkiye'nin tezlerinin ve beklentilerinin dünya kamuoyuna etkili bir şekilde anlatılmasını hedefliyoruz. Savunmacı değil, proaktif, ön alıcı ve kurucu bir modelden bahsediyoruz. Bu model içerisinde asla ve asla dezenformatif ve yanıltıcı olmamaya gayret sarf ediyoruz. Ne olursa olsun dezenformasyona karşı dezenformasyonla mücadele yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Hakikatin esas olduğunu ve hakikat temelli bir iletişim mücadelesinin gün sonunda kazanacağına inanıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın siyasette verdiği hakikat mücadelesi bunun bütün zorluklara rağmen uzun vadede başarılabildiğini göstermiştir. Ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politika vizyonuna uygun bir şekilde şeffaf siyaset ve hakiki iletişim yaklaşımını ele alıyoruz.